Merhaba, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz 9-12 ay boyutları için çalıştığım yakadan başlamalı, yan cep çalışmalı bebek hırkası öreceğiz. Bu cepleri çalışırken ekstra şişlere ihtiyacınız olacak. Yine aynı 4 milim kalınlıkta şişlere ihtiyacınız olacak. Fazladan misinalı şişleriniz olursa iyi olur. Bu videoyu iki parça halinde çektim. Çünkü yaka kısmı anlattığım teknik başlı başına bir teknik. Bu kısım biraz uzun. Cep kısmını anlattığım teknik de ayrı bir teknik. O yüzden yakadan başlayıp cep kısmına kadar olan bölümü, birinci bölüm, cep kısmından aşağıya olan, yani sadece cebi anlattığım kısmı ise ikinci bölüm olarak yayınlıyorum. Videonun bu bölümünde şu cepten aşağısını anlatmış oldum. Yani bu cep kısmının nasıl yapıldığını anlatmış oldum. Bu videoda bu hırkanın baş kısmını, en baştan anlatımını, yani yakadan başlayarak kolları da ördüğüm, bu cebin olduğu yere kadar geldiğim kısmı şu sağ üstte ekleyeceğim bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Veya bu videonun altındaki açıklama kısmına linkini bırakacağım. Videonun sonunda da bu hırkanın üst kısmı, yani birinci bölümünü anlattığım videoyu ekleyeceğim. O zaman hadi birlikte örmeye başlayalım. Bu cep çalışmam yakadan başlamalı. Örgülerde yan cep nasıl yapılır olacak. Şimdi ben bu hırkayı 9-12 ay ölçülerinde yaptığım için ona göre bir mesafe ayarladım. Cebin başlama mesafesini. Bu daha büyük veya daha küçük hırkalara göre bu mesafe ayarlanabilir. Ben şimdi bu mesafeyi 20 ilmek olarak ayarladım. 20 ilmek bu taraftan, 20 ilmek bu taraftan. Buradan sonra bu şekilde arttırım olacak. Buradan elimizi sokabileceğimiz gibi iki taraftan da yan cep açacağız. Şimdi öncelikle 20 ilmeğimin buradan 6 ilmeğini yan cebin lastiğine ayırdım. Bunun düz ilmek olmasını istiyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters. Burada ters olacak gibi ayarlayacağım. Burada da düz olacak gibi başlayacağım. Elime başka bir şiş alıyorum. Sadece bu cebi öreceğim şimdi. Burası yine devam ediyor. Düğme iliği açılacaksa düğme iliği açılacak. Ben zaten burada açmıştım. Burada sizin örneğiniz nasılsa o şekilde örneğinize devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi burada düz öreceğim. Dediğim gibi şuradaki 2, 4, 6 ilmek lastik olacak. Bu kısmı düz öreceğim. Sizin örneğiniz nasılsa o şekilde örersiniz. Tamamı, yani şuradan itibaren tamamı 20 ilmek ayırdım. 20 ilmeğin son 6 ilmeğini lastik olarak yapacağım. Cebin arttırmalarına hemen burada başlamıyorum. Bu sırada önce örneğimi kuruyor gibi olacağım. Lastik örgüye burada düz örgü olarak başlıyorum. Düz, ters, düz, ters, düz. Ve bu ayracı koyduğum yer ters. O ayracı da özellikle şu alta koydum ki daha sonra buradan, bu şişimden buradan ilmek toplayacağım buraya kadar. O yüzden nereden itibaren toplayacağımı görebilmek için koydum. Şimdi ben dönüyorum. Sadece bu cebi arttır arttır her ön yüzde arttırmalarımı yapacağım. Döne döne cebimi öreceğim. Şimdi arka yüzde olduğum için bir arttırma yok. Örneğim ne şekildeyse o şekilde öreceğim. Bu şişimle örmeyeceğim. Başka bir şiş alıyorum elime. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Burası lastik örgüsü. Şimdi lastik örgüm 6 ilmekti. 6 ilmeğimi yaptım. Buradan sonra da bu nasıl devam ediyorsa o şekilde devam ettireceğim. Şimdi bu aşamada buradaki lastiğin yanından hemen arttırmalarımı yapacağım. Örneğim nasılsa o şekilde devam ediyorum.
Şimdi burada 6 ilmeğim kaldı. Hemen burada ilmek arttırma yapacağım. Onu da şu şekilde gizli arttırma şişime ilmek takıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Sonra buradaki lastiği devam ettiriyorum. Dönüyorum. Ters yüzümde değişik bir işlem yapmıyorum. Ne gördüysem o şekilde örüyorum. O arttırma yaptığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Bu arttırma yaptığım ilmek buraya ait olduğu için normalde burada ne örnek varsa o örnekten devam ediliyor. Ters örgü olduğu için ters olarak ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Yine burada arttırmamı yapacağım. Yine lastiğimizin hemen yanında arttırmamı yapacağım. Burada bir örnek varsa örneğimize devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şurası lastik örgümüzün olduğu yer. Burası en son arttırdığımız ilmek. Onu da ördüm ve hemen lastiğin yanından ikinci arttırmamı yapıyorum. Ve lastiğimi örüyorum. Dönüyorum. Yine ters yüzümde bir örnek kuracaksam örneğimi kuruyorum. Kurmayacaksam ters olarak örüyorum. Lastik kısımlarını yine lastik olarak örüyorum. Ön yüzde üçüncü arttırmamı yapacağım. Arka yüzü ördüm. Ön yüzde de üçüncü arttırma sırasına geldim. Şuradan saydığımızda 1, 2 arttırma yapmış olduk. Şimdi üçüncüyü yapacağım. Böylece 3 defa arttırmış oldum. Burada şişimizde 20 ilmekle başlamıştık. 3 ilmek arttırdık. Şu an 23 ilmek var. Ben şuradaki haroşalardan, yani şuradaki çizgilerden bu cebimde de devam ettireceğim. Fakat bu aralıklarını bu kadar geniş tutmayacağım. Hemen mesela şu arkada bir haroşa sırası kuracağım. Ondan sonra bu çizgileri yavaş yavaş azaltacağım. Sizin örneğiniz burada nasıl bir örnek kurduysanız o şekilde devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi bu arttırmaları kaç defa yapacağım? Biraz ilerleteyim, örneğimi kurayım. Size göstereceğim kaç defa yaptığımı. Ama bu şekilde sadece bu cebi arttır arttıra devam ettiriyorum. Şişimizde 29 ilmek olana kadar ön yüzde arttırmalara devam ettim ve buradaki örnek kurulumunu da yaptım. Bu arada bu tarafta düğme iliği açma sırası gelmişti. Onu da yaptım. Ben şimdi bunu 9-12 ay bebekler için yaptığımdan dolayı şu mesafe, onların eline göre ölçersek şu mesafe yeterli. Şöyle ölçtüğümde ise 6 santim örmüş olduk. Siz daha büyük yaş grubu için örecekseniz şu mesafeyi ona göre ayarlamanız lazım. Yani daha da uzatmanız lazım. Bu demek oluyor ki siz 9 defa arttırma yapmayacaksınız da daha fazla arttırma yapacaksınız. Şu mesafe el girme mesafesi yeterli boyuta ulaşana kadar. Şimdi ben burada bunu bırakıyorum. Diğer cebi öreceğim ama bunu başka bir iki tarafı açık misinalı bir şişe aktaracağım bu ilmeklerimi. Bu ilmekleri şişime aktardım. Bu ipimi kesmiyorum. Böyle duruyor. Şimdi dönüyorum. Ben şimdi buradan başladığım için böyle sanki devam etmişim gibi böyle geliyorum. Bu taraftan 20 ilmek ayırmıştım. O 20. ilmekten başlayacağım örmeye. İpimi takıp başka bir ip takıp öreceğim. Yani diğer cebi yapacağım şimdi. Bunun için bu 20 ilmeğimin şişinin yönünün bu tarafı olması lazım. O yüzden o 20 ilmeği şu şişime geçireceğim. Yünün bu tarafı olması gerektiği için. Bu
şişimdeki bu 20 ilmeği aynı diğer cebe yaptığım gibi şu tarafta şuradaki 6 ilmeğimi lastik olarak örnek kuracağım. Ama bu sıramda arttırma yapmayacağım. İp takacağım. Hemen buradan lastik örgüme başlayacağım. Diğer tarafta lastik örgüm nasıldı? Bu başta şöyle göstereyim. 3, 6. Şurası düz ilmek olacak gibiydi. Düz, ters, düz, ters, düz, ters. Burası ters ilmek. Ama biz zaten ilk ilmeği örmeden alıyorduk. Bunu da örmeden alıyorum. Örmeden aldım. Yanındaki düz ilmek. Düz. Sıradaki ters. Sonra düz. Ters. Ve düz. 6 ilmek lastik. Lastik örgümüzü kurduk. Cebin lastik kısmı. Şimdi burada örnek ne gerektiriyorsa o şekilde öreceğim. Ters yüzümü de örneğin gerektirdiği gibi ne görüyorsam o şekilde öreceğim. Ön yüze gelince lastiğin yanından hemen arttırmaları başlayacağım. Şimdi ön yüze geldik. Burada cep lastiğimizin 3, 6. Hemen şurada yanında arttırmalarımızı yapacağız. Cep bu tarafa doğru gidecek bu sefer. Aynı diğer cepte yaptığımız işlemlerin burada da aynısını yapıyoruz. Fakat burada cebin lastiği bu tarafta olduğu için hemen burada şurada yapıyoruz. Ve burada ne örnek kuruyorsak yine o şekilde devam ettiriyoruz. Yine 29 ilmek olana kadar öreceğim. İki cebi de ördüm. Şimdi bu kesmediğim ipleri buradan şuradan keseceğim. O ipimle biraz uzun keseceğim. O kestiğim ipi arka kısmını yani şu ceplerin alt kısmını örmek için kullanacağım. Onun öncesinde şöyle çeviriyorum. Ters yüzünü çevirdim örgümün. Şu misinalı şişin kullanarak şu lastiğe kadar olan yerin ilmeklerini toplayacağım. Şu ayracı taktığım yerden. Yani nasıl olacak? Şimdi bu ilmeği taktığım yer 20. ilmekti. Yukarı bakan yerleri toplamış olacağım. Şöyle göstereyim. Şu yukarı bakan ilmekleri toplayacağım. Buraya kadar. 12 ilmek ediyor burası. 12 ilmeği toplayacağım. Şu ayracı çıkarayım. Ya bu şekilde ya alttan şöyle 1 2 bütün yukarı bakanları topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bu kısmı topladım. Şimdi diğer tarafı şöyle çevireceğim. Yine bu ayracın olduğu yerden şöyle baktığımızda bu ayracı taktığım ilmek bakıyorum. Aşağı yöne bakıyor. Yani şimdi ters tuttuğum için aşağı yöne gibi görünüyor. Yani şu aşağıya yöne bakan ilmekleri toplayacağım. Şimdi çıkarıyorum ayracımı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şuradaki düz ilmek lastiğe aitti. Yani şuradaki ilmek
Bu lastiğe ait 12 ilmeğimi topladım. Biz bu cepleri yapmaya hemen buradan başlamıştık. Yani şu taraftan başlamıştık örmeye. Dolayısıyla yine böyle açacağız. Yani şu cepleri geriye alacağız ve bu ceplerin arka yüzünü örmeye buradan başlayacağız. Böyle bu şekilde örmeye başlayacağız. Hemen ipimi buraya takıp öreceğim. Şuradan ipimi takıp örmeye başlıyorum. Şu ipimin bana engel olmasını istemediğim için birazcık uzun bırakarak şöyle keseceğim. İpimi alıyorum elime. Şöyle. Hemen buradan, burası şimdi ön yüz. Ön yüzden örmeye başlıyorum. Diğer şişimle. Yani sanki bu cepler yokmuş gibi. Fakat bu lastikler örüldüğü için lastiklerin iç tarafından. Yani lastikler örülmeyecek. Bu ceplere kurduğumuz örneklerin aynısını ben şu kısımda da devam ettireceğim. Hemen ipimi aldım ve örmeye başlıyorum. Düz örgü olarak. Bu şekilde böyle devam ediyorum. Bu ceplerdeki bu şişler duruyor. Kesmedim. Bu şekilde sanki bu cepler yokmuş gibi hırkamızın örneklerini kurmaya da devam ederek örüyoruz. Nereye kadar öreceğiz? Burada kaç sıra ördüysek, şuradaki sırayı sayacağız. Kaç sıra ördüysek aynı sırayı buralar yokmuş gibi, yani şuradan itibaren şuraya kadar. Sonra tekrar geri döneceğiz buraya kadar. Normal örgümüze, hırkamızın örgüsüne devam edeceğiz. Aynı buradaki sayı kadar. Şimdi bu ceplerin altındaki kısmı ördüm. Cepleri ayrı bir şişe takmıştım. Aynı sayıda, sıra sayısında bu arka tarafı böyle bu şekilde döne döne ördüm. Şimdi bu cebin alt kısmını da örmem lazım. O yüzden bu cep kısmını artık öne geçireceğim. Bu arkadaki şu kısım, yani bunun tamamı 24 ilmekti. 24 ilmek, 29 ilmekti. 29 ilmekten şu ön pat, 8 ilmek olan ön pat sayısını çıkarırsak şu kısımdan sonra 21 ilmek kalıyor. Yani şöyle getirip şuraya yerleştirirsek şuradaki 21 ilmek, sadece 21 ilmek olarak alttan daha sonra öreceğiz. Onu artık ayrı bir, şu ön cephe cep kısmına taktığımız gibi ayrı bir şişe takacağız. Oradaki 21 ilmeği ayrı öreceğiz. Ama öncesinde bunu öne geçirmek için şimdi bir bütün olarak örmeye başlayacağız. Ben şimdi bu ipi buradan kısa kestiğim için buradaki ipi devam ettireceğim. Bu ip de bu ördüğümün devamı. Yani bu şekilde örüyordum. Devam ediyor gibi yapacağım şimdi. Fakat bu kısmı değil, artık bunu bir bütün olarak yapacağım. Hemen o kısma başlayayım. Şimdi normal örüyormuş gibi misinalı şişimi aldım. Ama öncelikle buradaki ön pat kısmını örmem lazım. O da burada. Bu kısımda olduğu için buradan başlıyorum. Burada uzun bıraktığım iple o 8 ilmeği ön pat olarak örüyorum. Şimdi bu aşamadan sonra bu kısmı öne geçireceğim aşamayı yapacağım. Bu ipi arkaya alıyorum. Bu ip kısa olduğu için buna devam edemeyeceğim. Bu arkadaki uzun ipi buradan devam ettireceğim. Onun için bu iplerin yerini değiştiriyorum şu şekilde. Şöyle bağlıyor gibi. Onu bu tarafa aldım, bunu aldım. Bununla öreceğim artık. Ama bu arka tarafı değil, ön tarafı öreceğim. Şöyle sıkıyorum. Bu arkadakiyle işim yok. Ön taraftaki 21 ilmeği öreceğim. Burada ön pat 8 ilmekti. Geriye 21 ilmek kalıyor. Bu 21 ilmeği örüyorum. Arkadaki uzun ipimle örüyorum. Bu lastik kısmını artık devam ettirmemize gerek yok. O yüzden orayı da düz örüyorum. Daha doğrusu
şuradaki örnek, yani buradaki örnek, hırkamızda uyguladığımız örnek neyse o şekilde artık örneğime devam ediyorum. Buradaki lastikle işimiz bitti. Şimdi bu şiş boşa çıktı. Ben bu şişi arkadaki 21 ilmek, arkadaki 21 ilmeği bu şişe aktaracağım örmeden. Daha sonra ona ip takıp arkadaki o cep kısmını öreceğim. Arkadaki 21 ilmeği şişime aktarıyorum. Şimdi bunu aktardım. Bunu arka cep olarak daha sonra öreceğim. Şöyle bu ipi de daha sonra dikerken kullanırım. Şimdi kalan ilmeklerimi bunu öne taşıdığıma göre artık buradan kalan ilmeklerimi örerek birleştirmiş oluyorum cebimi şöyle. Devam ediyorum örmeye. Bu arkada kaldı bu kısım 21 ilmek. Önden böyle devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde cebimiz oluştu. Şöyle. Şimdi ben bu alttaki elimizi soktuğumuzdaki şu kısmı daha sonra bu arkada bıraktığım 21 ilmeği biraz daha büyüteceğim. Cebin ne kadar aşağıya doğru derin olmasını istiyorsak o kadar daha sonradan bu kısmı öreceğim. Ama önce bu şekilde diğer cebin olduğu yere kadar örüyorum. Şu tarafta 21 ilmek kalana kadar örmeye devam ettim. Şimdi cebin diğer ceple yani bu örgüyü devam ettirip birleştireceğim. Ama öncesinde bunu bir şişe geçireceğim veya bir ilmek ayırıcıya geçireceğim. Şimdilik bu taraftan geçiriyorum. Daha sonra bu tarafa yönünü değiştiririm. Şişin yönü bu tarafa olmalıydı. Ama ben şimdilik böyle taktım. Şimdi bunun tamamını artık bununla birleştirerek bu şekilde örebilirim. Bu ipi de arkaya alıyorum. Böyle birleşecek bu kısım. Şu şekilde. Tamamını örüyorum. Örneğim ne gerektiriyorsa o şekilde öreceğim. Buradaki lastikle işimiz bitti. Artık lastik yapmıyoruz. Biraz sıkacağım şurada. Artık birleşmiş oldu bu kısım. Sıranın sonuna kadar öreceğim. Buradaki lastik kısmı lastik olarak yine devam ediyor. Çünkü ön patımız orası. Şimdi bu şişi bu tarafa doğru geçirebilirim. Bu şişin boşa çıktığına göre. Çünkü bu alttaki cebin iç kısmının şişi bu tarafa bakmalı. Bu taraftan öreceğim. Bunu buna aktarıyorum. Şunu daha sonra sıkacağım. Şimdi dönüyorum. Örgümün arka yüzünü, bu iç kısımdaki cepleri daha sonra öreceğim dediğim gibi. Arka yüzünden öreceğim. Ben bu hırkada şu çizgileri gitgide daha sıklaştırıyorum. Model öyle kurduğum için. Şimdi ben hemen bu sırada bir haroşa yapmak istiyorum. Şuradakilerden daha da az mesafede olacak çünkü çizgilerim daha da sıklaşacak. Örneğim onu gerektirdiği için ben haroşa kuracağım. Sizin örneğiniz nasılsa o şekilde devam edin. Yani bunun tamamını siz ters olarak öreceksiniz. Ters örün. Ben burada örnek kuracağım için haroşa olarak öreceğim. Ön patlar yine neyse o şekilde devam ediyor. Yani sizde haroşaysa ön patlarınız haroşa. Lastikse lastik örgü olarak devam edebilirsiniz. Sekiz ilmek ön pat için yaptım. Şimdi bu kısımda ben örneğimi kuracağım. Bu örneğin ceple bir ilgisi yok. Hırkanın örneği neyse o şekilde devam edeceğim.
Artık cepler iyice birleşti. Bu alt kısmı daha sonra öreceğim ve şuradan dikeceğim buraya ve alttan. Ben şimdi hırkamın örneği nasılsa o şekilde bu cebin derinliğini ne kadar yapmak istiyorsam, 1 santim mi, 2 santim mi ya da daha uzun mu, sizin cep ölçünüzün ne olmasını istiyorsanız, yani derinliğinin ne olmasını istiyorsanız o kadar bir bütün olarak hırkanın tamamını bu şekilde artık buradan birleştirdiğimize göre böyle bir bütün olarak örüyoruz. Arka kısmı daha sonra örüyoruz. Cep kısmının derinliğini istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz siz. Ben 4 santim derinlikte yaptım ve hemen o cep kısmının bittiği yerde hırkamın etek lastiğini yapacağım. Onu da göstereyim. Daha sonra etek lastiği bittikten sonra buraya ip takıp bu cep kısmını bu etek lastiğine başladığım yere kadar şuradaki sayıyla aynı, yani şurada kaç sayı yaptıysam, kaç sıra sayısı yaptıysam o kadar sıra öreceğim düz bir şekilde. Ama önce lastiğimi yapacağım. Bu arada bu sırada tam düğme iliği açma yerine geldim. Son düğme iliğimi de açıyorum burada. İpimi doladım ve sonraki iki ilmeği soldan sağa doğru kestim. Hemen şu ters yüzde bir düğme iliğim oldu ve son düğme iliğim oluyor. Şu şekilde. Şimdi 4, 8. 8 ilmek zaten bu ön pattan gelen lastikti. Şimdi ben bu lastiği bu şekilde devam ettireceğim. Sırada hangisi varsa ters örmüştüm. Şimdi düz, sonra ters, sonra düz şeklinde lastik örgüyü devam ettiriyorum. Diğer lastik yerine geldiğimizde şurada denk, yani burada düz, buraya ters denk gelir mi bilmiyorum. Oraya bakacağım, ona göre bir ayarlama yapacağım. Ama şimdi bu sıranın sonuna kadar bir öreyim. Düz ve terse denk geldi. O yüzden bir şey yapmamıza gerek yok. Ama terse denk gelmeseydi şöyle bir şey yapabilirdik. Buraya ters düşsün diye mesela şu iki ilmeği birlikte kesebilirdik bu şekilde. Yani bir ilmeğe düşürüp buraya ters düşmesini sağlayabilirdik. Ama benimki zaten terse denk geldi. O yüzden böyle bir ayarlama yapmama gerek kalmadı. Zaten sıradaki düzdü. Düz olarak örüyorum. Sıralama bozulmadan lastiğimi örmüş oldum. Arka yüzde yine ne görüyorsam o şekilde öreceğim. Ve lastiğimi tamamlayacağım. Ondan sonra cep kısımlarını, o içteki kısımları örmeye başlayacağım. Lastiğimi bitirdim. Hırkanın. Bu cebin iç tarafını tam şuraya gelene kadar ördüm. Oradan dikeceğim. Bu şekilde böyle kenarlardan dikeceğim. Şimdi diğer tarafı nasıl yapacağımı göstereceğim. Bu tarafta bu cebin ipini bu tarafa aktararak örmüştük. O yüzden burada böyle bir boşluk oldu. Onu dikerken kapatacağım ben. Şimdi ipi de yine bu taraftan takacağım. Şöyle oraya ip takıp bu cep kısmını öreceğim şimdi. Buradan başlayıp öreceğim. Aynı diğer tarafta ördüğüm gibi o uzunlukta öreceğim. Başlangıç ilmeklerini örüyorum. Boş almıyorum yani. Cebin ön kısmında yaptığım o çizgileri, yani şunları arkada içte kalacağı için yapmama gerek yok. Buradaki gibi düz öreceğim. Aynı bunun gibi öreceğim. Dikişini göstereceğim. Diğer cebin olduğu yeri ben diktim. Bu şekilde görünüyor. Şöyle. Şimdi bu tarafa uzun bir ip bırakmıştım. Kendinden bıraktım ben dikiş için bunları. Önce buraya taktım iğnemi. Buradan düz bir hat şeklinde karşılıklı dikeceğim.
Şimdi bu ipimi burada bırakıyorum. Öbür ipi takıyorum iğneme. Bununla devam ediyorum bu kısımdan. Şimdi bu tarafta şu kısım lastiğe ait. Yani şuradan itibaren cebi birleştireceğimiz yer. Şuradaki ters hat buradaki ön pat lastiğine ait. O yüzden şuradan dikeceğim. Şu hattı devam ettireceğim. Şu hattı devam ettireceğim. Oraya bir başka renkte bir ip de takabiliriz. Şöyle belli olsun diye başka bir renkle hat çizgisi yaptım. Hemen o çizginin olduğu yerden de yapabilirsiniz. Onun yanından da yapabilirsiniz. Ben hemen yanından yapmayı tercih ediyorum. Şu hat boyunca yapacağım. Dikişimi tamamladım. Buradan ipimi bağlayacağım. Daha sonra yok etme işlemini yapacağım. Aralardan gizleyeceğim. Biraz uzun kesip gizleyeceğim daha sonra onu. Buradaki iz belli eden ipimi çıkarabilirim. Şöyle bir görüntü oldu. Bu iplerimi temizleyeceğim sonra. Şöyle bir cep çalışmış olduk. Bu cep çalışmasını her yaş grubu için yapabilirsiniz. Biz bunu küçük yaş için çalıştığımızdan dolayı böyle kısa bir mesafe seçtik. Buradaki mesafeyi de ona göre kısa tuttuk. Siz daha büyük yaş gruplarına çalışacaksanız tabii ki bunun bu mesafesini, derinliğini, bu genişliğini yani şöyle bu açıklığını daha fazla ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu 9-12 ay için ideal bir genişlik ve derinlik. Dediğim gibi başka yaş grupları için de siz onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böylece hırkamızı tamamlamış olduk. Yakadan başlamalı örgülerde yan cep çalışmasının yani yan eğik cep çalışmasını belki daha önce anlatanlar vardır. Fakat bu bebek örgüsü çalışmalarında benim videolarım arasında bir ilk oldu. Yukarıdan başlayarak ördüğümüz her türlü hırkada, yelekte, kazakta, artık neyi de uygulamak istiyorsanız bu yan cep çalışmasını kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bu tekniği her türlü örgünüzde uygulayabilirsiniz. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.